Tövbe suresi 128. Tövbe suresi 9. sure. 128. ayet. Bir elçi gelmiştir. 1990 Ebced. Maşallah. Bir tane bak tarif ediyor. Hep bir tane şahsa Kur'an'daki ifadeler. Yani hep böyle mesela elçi gelmiştir. İşte bir fütuhat olacaktır. Hep Mehdi devrinin tarihe çıkıyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Evet inşallah canım. Eğer şeytanın Allah'a sığınırım, onlar yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktu. Ben ona tevekkül ettim ve büyük ağaçın Rabbi odur. Mümin hep öyle olacak. Mesela diyor ki ya şu kadar şu adamlar var. Darwinistler şu kadar büyük tesislere sahip, imkanlara sahip. Tamam, Allah'ın gücü hepsinin üstünde. Şu an Darwinizm zavallı hale geldi. Evet, mağlup oldu. İnşallah. Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, 128. ayet, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Bir elçi gelmiştir. 1990 Ebced'i. Maşallah. Maşallah. Kardeşim bir tevafuk, iki tevafuk, 150 tevafuk. Yani bu nedir bu? Harika. Maşallah. Maşallah. Bir elçi gelmiştir. Allah Allah hayrettir ya. Maşallah bak mesela Tövbe suresi 128. Bir elçi gelmiştir. 1990 maşallah. Ebced. Ya bu çok acayip değil mi? Yani bu çok nadir bu tip ayetler. Evet. Hep Mehdi'yle ilgili tarihleri veriyor. Bakın ne diyor? Andolsun size şeytandan Allah'a sığınırım. Size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne gider. Müslüman sıkıldın mı? Peygamberimiz çok rahatsız oluyordu. Mehdi de öyledir. Müslümanlara bir sıkıntı geldi mi? O çok rahatsız olur. Onun gücüne giden diyor bak. Gücüne giden. Ağırına gidiyor. Rahatsız oluyor. Ve size pek düşkün. Aman hastalanmasın, aman yorulmasın, aman fakir olmasın, aman canları yanmasın, böyle düşünen. Size pek düşkün. Müminlere şefkatli, acımayla karışık sevgi. Ve esirgeyici, dış tehlike, iç tehlikeden koruyan. Esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Bir elçi gelmiştir'in Ebced'i 1990. Maşallah. Net Mehdi'ye bakıyor.